Şimdi ne kadar profesyonel ya da tecrübeli olursanız olun nihayetinde insansınız. O yüzden kimse de işte stabil bir ruh hali olmaz. Mutlaka inişlerimiz çıkışlarımız olur. Bu bazen kendi üç dünyamızdan kaynaklanır, bazen çevresel faktörlerden kaynaklanır ki genelde her ikisi birden olur. Ama her iki durumda da bize ciddi zararlar verebilir. Bu kim olursa olsun yani en narsist, en duygusuz insan bile kesinlikle stabil kalamaz. Mutlaka olay ya da gelişmelere bağlı olarak ruh hali değişir. İlginç şekilde bu durum yapay zekada da var aslında. Gerçi 12 teknik bir sıkıntı ama konu çok karmaşıklaştığında bir süre sonra yapay zeka konunun bağlamını kaybediyor. Ve sonraki işlemlerde ne yapacağını bilemiyor. O yüzden ya boş bırakıyor ya da alakasız bir şey yapıyor. Çünkü bağlamı ya da ana fikri artık kaybetmiş konunun bağlamını ya da ana fikrini yeniden anlayana onu oturtana kadar yani ne yapması gerektiğini netleştirene kadar ya işlem yapmıyor ya da anlamamış olmaktansa yanlış anlamak daha iyidir felsefesinden hareketle alakasız cevaplar vermeye başlıyor. Bunu birçoğunuz deneyimlemiştir. Şimdi bu videoda konumuz tükenmişlik sendromu yani iş yapma isteğini tamamen veya hani büyük ölçüde kaybetmek. Şimdi tezahür farklı şekillerde olsa da yani e, ortaya çıkma ya da görülme şekli farklı olsa da bunun aslında tek bir nedeni var. O da e, iki seçenek arasında kalıp ikisinin ikisini de yapamaz e, hale veya duruma düşmektir. Mesela şimdi bunu örnekleyelim. diyelim. Şimdi e, sizin yapmak istediğiniz bir şey var diyelim. Fakat Bunda bir türlü istediğiniz sonucu alamıyorsunuz ya da işte hani bir yerde tıkandınız, kaldınız ve ilerleyemiyorsunuz. Yani bilgi ve tecrübeniz bu sorunu aşmaya yetmiyor. Tabi doğal olarak ne yapıyorsunuz? Tutorialları izliyorsunuz, denemeler yapıyorsunuz, yazılar, makaleler okuyorsunuz. Fakat hala aynı yerdesiniz. Sorunu bir türlü aşamıyorsunuz. Uzun uğraş sonunda eğer hala sorunu aşamıyorsanız, burada yapacağınız tabi doğal olarak iki şey var. Ya vazgeçersiniz ya da projeyi ertelersiniz. Bu normal olanıdır. Fakat içinde bulunduğunuz durum nedeniyle bunu yapamıyorsunuz. Yani iptal etme veya işte vazgeçme gibi bir seçeneğiniz yok. Bir nedenden ötürü bunu mutlaka yapmanız, sürdürmeniz, devam ettirmeniz gerekiyor. Şimdi iki seçenek arasında kaldık ve e, ikisi de seçilebilir seçenek değil. Yani işi ilerletemiyoruz çünkü bilgimiz yeterli değil. Burada yetersiz kaldık ya da ekipman eksiğimiz var veya hani zaman ya da bütçe sorunumuz var. Yani iş durdu. Bunu tamamlayamıyoruz. İptal de edemiyoruz. Çünkü diğer her şey bunu yapmamıza bağlı. İşte burada doğal olarak şalter iniyor. Yani zaten yapamadığın için o işi açıp devam ettirmezsin. Ama işte iptal de edemediğin için o işi açıp onu tamamlaman lazım. Ama yapamadığın için işin başına, hani boş yere oturmazsın. Bu olmuyor. E, i̇ptal etmen lazım ama iptal de edemiyorsun buna mecbursun. O yüzden mutlaka o işin başına oturman lazım. Ama işi yapamayacağını bildiğin için işin başına oturman da bir anlamı yok. Ama oturman lazım ki iş bitsin. İyi de iş tıkandı ilerlemiyor. Yani kısaca iki seçenek arasında kalıyorsun ve ikisi de seçilebilir değil. O yüzden yapabileceğin bir şey kalmadığı için artık bir şey yapamıyorsun. Mesela bunu biraz değiştirelim. Şimdi kariyer yapmak, iş bulmak ya da para kazanmak istiyorsun ve her yolu deniyorsun. Yapmadığın, denemediğin şey kalmamış ve sonuç alamıyorsun. Bir noktadan sonra hani e, YouTube'da şey vardı bir ara trend oldu. E, hani videomu niye beğenmiyorsunuz, niye like atmıyorsunuz, her gün video yükleyelim diye işte isyan eden bir çocuğun videosu vardı. <laughs> baya baya o moda giriyorsunuz. Ulan daha ne yapayım yani soyunup Taksim meydanına mı çıkayım diyorsunuz hakikaten de bu şeye geliyorsun noktaya geliyorsunuz yani o kadar uğraşıyorum çabalıyorum ama netice alamıyorum şimdi Normalde bunu bırakman ya da bunu ertelemen gerekir ama bu işi yapmaktan başka seçeneğin yok buna mecbursun ya başaracaksın ya başaracaksın ya yani bunun ikinci bir seçeneği bir ihtimali yok fakat yıllardır uğraşıyorsun ama arpa boyu yol alamadın E işi de bırakamıyorsun ya çalışsan ne olacak? Değişen bir şey yok. Boşa kürek çekip duruyorsun. Yani devam etme ve vazgeçme bu iki seçenek arasında sıkışıp kalıyorsun. Ama ikisi de seçilebilir seçenek değil. Yani devam ettiremiyorsun, iptal edemiyorsun. İşte bu durumda şalter iniyor. Bu durumda şalter iniyor. Uğraşmanın bir anlamı kalmadığı için artık bir şey yapmak, uğraşmak istemezsin. Çünkü yıllardır uğraşmışsın ve bir sonuç alamamışsın. Yani iki gün daha uğraşsan ne olacak, ne değişecek? Yani belli ki olmuyor. Şimdi işlem vaz da geçemiyorsun. Çünkü buna mahkumsun. Haline bir noktadan sonra şalteri indiriyorsun. Çünkü iki seçenek kalıyor. Ve ikisi de çalışmıyor. <laughs> yani ikisini de seçemiyorsun. Ne işi ilerletebiliyorsun ne iptal edebiliyorsun. Arada kalıyorsun. Tabi doğal olarak şalter iniyor. Şimdi bu gibi şeyler... Aslında size özgü değil. Yani bunu herkes yaşıyor. Üstelik çok sık yaşıyor. Yani çok çok sık ya. Hiç tahmin bile edemeyeceğiniz kadar sık yaşanıyor. Yani ne kadar profesyonel olursanız olun, kariyeriniz ne kadar ileri olursa olsun mutlaka bunları yaşıyorsunuz. Şimdi peki tamam. Hani sorunumuz bu da. Bunu nasıl aşacağız? Sen saadete gel. Daha önce hiç başarı videoları izlediniz mi? Ya yani şeyde. İşte mesela bununla ilgili e, Storybox kanalı var e, YouTube'da. İşte sıfırdan başlayıp kariyer yapmış insanların başarı hikayelerini bizzat o kişilerin e, ağzından dinleyebildiğiniz çeşitli kariyer hikayeleri var Bazıları gerçekten çok iyi yani güzel öğütler güzel tavsiyeler işte vesaire şeyler var Şimdi bu Videoların tamamında e, eğer dikkat ederseniz Hep şunu duyarsınız İşini seveceksin İşini sevmeden başarılı olamazsın İşime aşığım işime şöyleyim işime böyleyim vesaire vesaire bu işini sevme olayı genelde lakırdı olarak düşünülür ama aslında gerçekten de işin özü aslında budur. Yani seni kurtaracak olan şey aslında budur. İşini sevmek. Bazen doğal olarak yani hiçbir seçeneğiniz kalmaz. Tüm uğraşların ve emeğin istediğin sonucu vermez. Bir türlü yol alamazsın. Para kazanamazsın. Sıkıntı çekersin. Artık uğraşmanın bir anlamı kalmadı diye düşünmeye başlarsın. Ama işten vazgeçemiyorsun. Yani iş değiştirme, farklı bir şey yapma gibi bir şeyin de yok. Ee, Alternatif bir imkan da yok. Şu bu vesaire derken bir noktadan sonra artık üretemez hale gelirsin. Çünkü yaptığın şeyin bir amacı kalmıyor. Sonuç alamadığın için. tabi Dolayısıyla amacını yitiriyor. Biz bu duruma düştüğümüzde şöyle yapıyoruz. Tamamen her şeyden uzaklaşıyoruz. Yani bildiğin kendimize reset atıyoruz. Yani bütün o kariyer, para, iş vesaire bütün bu saplantılarımızdan uzaklaşıp ilk başladığımız ana dönüyoruz. Hani birileri beğenmiş, beğenmemiş, iş vermiş, vermemiş, para kazanmışım, kazanmamışım. Yani olmuyor işte yapacak bir şey yok. E işi de bırakamıyorsun. E şimdi ne yapacağım? Boş boş oturup duvara bakmaktansa sevdiğim işi sevdiğim şekilde kendi kafama göre yaparım. Yani birileri beğenmiş beğenmemiş iş verecekmiş vermeyecekmiş. Para kazanmışım kazanmamışım. Yani çok da şeyim de yani hiç. Oralara artık şey yapmıyoruz. Umursamamaya başlıyoruz. Ha yani iyi de faturaları nasıl ödeyeceksin? Şimdi arkadaş yani duvarı boş boş bakınca da faturalara ödenmiyor. Yani kanallı kuyularda matem tutarak ve sevdiğim şekilde vakit geçiririm. İşte biz bu sayede 20 seneyi gördük. Yoksa öteki türlü 20 haftayı zor görürsünüz. İşte o yüzden hani bu kariyer başarı videolarında herkesin ağzından bunu duyarsınız. İşini seveceksin. İşini sevmeden başarı olamazsın. Niye? Çünkü senin devam etmeni sağlayacak olan tek şey bu. Bunun dışında başka bir şey yok. Eğer sevdiğin işi yapmıyorsan dediğim gibi değil 20 yılı 20 haftayı bile zor görürsün. İşler tamamen sarpa sardığında iş artık işin içinden çıkılmaz hale geldiğinde tamamen umutlarını bütün şeyle beklentilerini yitirmeye başladığında tamamen artık böyle bir açmazın çıkmazın içerisine girdiğinde arkadaş bırak sen sevdiğin işi yap sevdiğin şekilde kendi kafana göre takıl bırak ya iş gelmiş, gelmiş gelmemiş işte para kazanmışsın kazanmamışsın yani şu dediğim gibi yani boş boş duvara bakınca da o faturalar ödenmiyor yani sonuçta Matem tutmaktansa kendi şeyine dön. Sevdiğin işi sevdiğin için yap. Sevdiğin şekilde yap. İşte bu sayede işte işinizde, kariyerinizde başarı elde etme şansınız, ihtimaliniz olur. Yoksa etek türlü dediğim gibi yani 20 sene, 20 haftanın sonunda zaten o işi bırakacaksınız. O yüzden ben de şunu söyleyip bitireyim. Eğer başarılı olmak istiyorsanız sevdiğiniz işi yapın. Çünkü sizi taşıyacak olan budur. Eğer sevdiğiniz işi yapmıyorsanız o işte zaten başarılı olma ihtimaliniz milyonda bir bile değildir. Dedikten sonra ben artık burada bitireyim. Umarım faydalı olmuştur, umarım anlaşılır olmuştur. Ben Serkan Mert, dinlediğiniz için teşekkür ederim. O sonraki bölümlerde görüşmek üzere.